Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanların en kötüsü şu üç kimsedir. Bak. En kötüsü ne demek biliyor musun? Çok büyük bir laf bu ya. İnsanların en kötüsü. Bir, ana babaya karşı kibirli olup onlara hakaret eden, annesine babasına sövenler, annesine babasına hakaret edenler, annesine babasına karşı kibir yapanlar. Ya oğlum, beni konuşturacaksın. Altına yapıyordun, altını kim temizliyordu be? He? Anan baban sana kibir yaptı mı? Anan dedi mi sana, gitten kendi altını temizle, ne yapıyorsan dedi mi, demedi. 3 yaşına, 4 yaşına kadar, belki 5 yaşına kadar altını temizleten var. Anan baban sana kibir yaptı mı altını temizlerken? Yok. Sen anasını babasını hakir görüyor. Geçen gün Instagram'da bir tane video gördüm. Bir kız isteme şeyine. Yaşlı böyle kapalı bir hanım abla var. Kamp kapıdan geçerken gelin kadını itiyor. Yaşlı kadını fırlatıyor. Seni görmesinler diyor. Çık git şuradan diyor. Bu nasıl bir iştir ya? Kibire bak. 2. Fitne fesat çıkartan. Fitne fesat nedir arkadaşım? İnsanların arasını bozan. İnsanların arasını karıştıran, kurcalayan. Çok sever bizim bu millet. Bizim bu millet bayılır bu fitne fesata. Ara bozmaya. Aman ya Rabbel alemin. Görüyorsunuz akşama kadar bu TV programlarındaki pisliklere be. 3. Bak bu çok önemli mevzu. Karı kocanın arasını açan. İyi anlayın. Karı kocanın arasını açan. Sonra o kimsenin karısına sahip olan. Ya. Bu memlekette bunlar dönüyor arkadaşlar. Haberimiz yok. Hadis-i şerif. Kaynak ne? Ebu Nuaym. Bu iş birilerinin favorisi olmuş biliyor musun? Evet. Adam gidiyor. Bu kıssayı size anlattım arkadaşım. Bir daha anlatayım. Ettekrar ahsen velev kâne 180. Adamın biri gidiyor köle pazarına köle alacak. Bir tane köleyi gözüne kestiriyor. Böyle bakıyor güçlü kuvvetli. Diyor ki ben diyor bu köleyi alacağım. Kölenin sahibi diyor ki bak diyor bu köleyi alama diyor bak. Biraz söz taşır diyor bu. Dikkat et. Söz taşıyan bir köle diyor. Fark etmez kardeşim diyor. Baksana adam güçlü kuvvetli diyor. Alayım ne yapacak gidiyor en fazla. Tamam mı tamam. Herif bu köleyi alıyor evine gidiyor. Köle. Tabi birkaç zaman geçiyor. Kadına diyor ki. Kocan seni aldatıyor. Ama diyor. Ben diyor aranızı yaparım merak etme. E peki ne yapacaksın? Diyor ki akşam kocan yatarken uyurken diyor sakalından böyle bir tane kıl kes bana getir. Ben diyor tanıdığım biri var onu okuturum aranızı düzeltirim. Tamam diyor yeter ki kocamla aramız düzelsin. Peşine kocasına gidiyor. Diyor ki karın seni aldatıyor. Bu gece gelip senin makasla boğazını kesecek. Allah Allah. Uyuma diyor bak gör. Tamam diyor adam. Göreceğiz bakalım. Adam yatağa gidiyor yatıyor. Ama uyumuyor. Gözü böyle kısık bekliyor karısını. Karısı da işte garibim gelecek hani sakalından bir tane kesecek ki herife versin. İşte artık okutacak neyse şeyi bozacak diye. Tam böyle kadın makasla adama yaklaşırken herif gözünü açıyor. Kadın elinden makası yok. Kadın öldürüyor. Kadın akrabaları geliyor. Adam öldürüyor. Onunki onu. Meydan savaşı. Meydan savaşı çıkıyor. Nereden başladı muhabbet? Laf taşımaktan. Bizim millet bunu yapıyor. Bizim millet seviyor. Adam karıyla kocanın arasını bozuyor. Niye? Sırf onun karısıyla evlenebilmek için kadına göz koymuş. Komşusunun karısına göz koymuş. Hatta yakın akrabasına bunu yapan var. Adam yakın akrabasına yapıyor bunu. Ya çok yakınlardan çıkıyor bu ya. Amcasının karısına, teyzesinin bilmem karısı artık neyse işte. Anlayın amcasının oğlusunun karısı neyse işte. Yakın akrabası. Ne yapıyor? Göz koydum ben diyor bir kere sevdim yapacak bir şey yok diyor bak. Bir kere gönlüm diyor ona kaydı. Ben diyor bu işi bozacağım. Sonra diyor ne yapacağım? Benim diyor bu kadınla evlenmem lazım. Ben diyor aşığım. Hani diyorlar ya, aşk adam her şeyi yaptır diye. Yani pislik bir şey bu ya. Arkadaşım aşk dediğin asıl aşk dediğin Allah Celle Celaluhu. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonra Ehl-i Beyt'e sonra sahabiye sonra anaya babaya sonra hanımına. Bizimkiler haşa ve kella bir sevgilisine aşık olur. Ne Allah kalıyor ne kitap kalıyor kardeşim. Biriniz yalansa yalan deyin ya. 14 Şubat'ta adam deliriyor. 14 Şubat'ta deliriyor adam. Niye? Sevgilime bir şey almam lazım. E peki kardeşim o kadar günler var, geceler var, ibadet edecek. Var mı bir amel? Var mı Allah için? Yok. E peki bu ara bozanlar karı kocasının arasını bozup. E kardeşim şimdi kadın ne yapacak?
Arkadaşım bak, evliler buna şuna dikkat etmesi lazım. Bol bol kendi üzerlerine Felak, Nas, Ayetel Kürsi okusun. Bol bol. Şu anda millet hasetten, fesattan, nazardan var. Milleti yuvalarını yıkıyorlar ya. Yuvalar yıkılıyor. Yuvalar. Anlamıyoruz biz. Belki bizim etrafımızda yok diye. Hani bizim millette şu kafa var. Benim etrafımda yok ki. Hiçbir yerde yok zannediyoruz. Hayır. Hani sohbetin başında dedik ya, biz hep böyle namazlı abdestlerin içinde kala kala herkesi namazlı abdest zannediyoruz. Hayır. Şu anda Türkiye'de namaz kılma oranı %10. Rezilliğe bak. %10 ne demek biliyor musun? Müslümanın batışı demek. Evet. Müslümanın batışı bu. O yüzden diyorum. Var illaki bak, dedim ya hani övmek için konuşmuyorum ama sabah programlarına çıkıyor zaten. Haberlerde çıkıyor. Geçen gördüm ya abi, kafayı yiyeceğim, delireceğim ben ya. Ya herif 17 yaşındaki kız arkadaşının sokurtusuna kafasına sıkıyor. Sonra kendi kafasına sıkıyor. Lan oğlum sen yaşın kaç, başın kaç, manyak mısınız, delirdiniz mi ya? Neymiş, ben onu çok sevdim, başkasına varamazmış da, benden ayrılamazmış da. Ya Rabbi, ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu uzak eyle ya Rabbi. Amin. Böyle itten, uğursuzdan, şerefsizden uzak eyle ya Rabbi. Amin. Buna çok kuvvetli amin demeniz lazım. Kardeşim bak, sen kızı olanlar iyi bilir bu işi. Şimdi kızlar da adam vuruyor. Başkasının evlenemesin diye. Hem kız için dua ediyorum, hem erkek için dua ediyorum. Özellikle kızlar için dua ediyorum. Kızı olanlar dikkat etsin. Herifin itin, uğursun biri musallat olur. Sever sever sever. Kıza kardeşim git uzak dur der ya. Seni sevmiyorum ben. Niye seni seveyim der. Gelin Allah muhafaza. Kızlarınızla konuşun. Bu devirde şey yok. Hayır, konuşun. Gerekse anasına söyleyin. Sor, kızın gönlünde biri var mı da, ya da rahatsız eden peşinde biri var mı da, söyleyin, merak ettin. Sorun. Öldürüyorlar. Abi böyle it uğursuz çıkıyor. Senin el bebek, gül bebek beslediğin kızını, büyüttüğün kızını sen doyamıyorsun. Sen saçının tek teline zarar gelse dünyayı yıkacağın kızını itin biri çıkıyor vuruyor. Yalan sayılan değil mi be? Ya 17 yaşında kız öldürür mü lan, şerefsiz? Ya işte kendi kafası, cehennem, bu adam cehennemden çıkabilir mi? Çıkamaz. Hem öldürüyor hem de kendi kafasını sıkıyor. Zaten hadis-i şerifte ne geçer? İntihar eden cehennemden çıkamaz. Hem öldürüyor hem kafasına sıkıyor. Bitti ya. Şimdi ağır beddua edeceğim de, neyse şimdi yani ağzımı da bozmayayım, ayarlarım kaçmasın da. Ben cinlenim böyle şeyler arkadaşım. Hak neyse onu konuşacağız. Ben bu işleri alttan alamam kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ya öyle de konuşuyorum. Ne konuşmayacağım lan? Senin kızına bir şey olsa yalan sayalan diyeyim be. Bizim millet böyle. Kendi canı yasa, onun anasını, avradını, bilmem neydi sülalesini. Başkası olsa öyle demesek mi? Sen kendine gelince de aynı tepki versene. Aynı tepki, delikanlıysan kendi canı yanı zaman de. Delikanlıysan. Müslümanlıktan geçtim artık. Delikanlıysan diyorum sana. Yemez ama. Hep başkasına gelince bizimkiler söver, küfür eder, hakaret eder. Kendine gelince işte yapmayalım, ne yapalım, ne edelim. Rabbim bizleri bunlardan uzak eylesin. Amin. Amin. Rabbim çoluğumuza çocuğumuza sağlık, sıhhat, selamet versin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar وتؤمنون بالله